Ben ateist adamım. Burada konuşarak beni Müslümanlığa çekemezsin. Ben her zaman varlığın ispatını bozmaya çalışan adam olacağım. İnancı kanıtlamaya çalışırım. Bir kere olmaz. Orada bir adam var. 12 senelik arkadaş. O adam beni o çizgiden geçiremediyse bir noktada kimse geçiremez. Ateist olabilirsin. Yanılma ihtimali sıfırdır. Tamam, yanılıyorum diyelim. Ben yine cennete girerim abi. Niye? Çünkü bana bahşedilmiş olan kafayı kullanıyorum. İnsanlıkta bir inanç ihtiyacı var. Bende o yok mesela. Ben bir şeye inanmaya ihtiyaç duymuyorum. Mantıklı bir ispat sunsam sana, Müslüman olur musun? Şu an benim kafamın içinde bir şalter var bir yerlerde. O şalteri kaldırman için geleceksin. Orada bir açıklama yapacaksın. Yani olur mu abi? Düzen yapmak, emin olmak gibi bir düzen, evrendeki düzenleşmiş. Bir yaratıcının varlığını kabul etmek, Müslüman olmak istemez misin? Ne diyorsun? Olabilir abi, olabilir abi. O da YouTube'da yayınlamada sorun olur mu? Tamam abi, hiçbir sorun yok. Güzel. Konumuz yine inançlarla alakalı. Senin bir inancın var mı? Neye inanıyorsun? Benim bir inancım yok. Ben ateist bir adamım yani. Bayağı 6 senedir bayağı. 6 senedir ateistsin. Ya benim şeydi şöyle. Aileden bir dini eğitim almadım. Ondan sonra bir merak da saldı. Baktım sonra gerek yok. Tamam böyle devam dedim. Küçükken benim ilkokula kadar Allah nedir ne değildir hiç fikrim yok. Ben ilkokul din dersleriyle keşfettim neyin ne olduğunu. Merak saldım. Bir okuyayım falan. Ondan sonra gerek yok abi dedim. Devam. Şunu sorsak temelde, yokluk yerine neden bu varlık alemi var, neden sen varsın, neden düşüncelerin var, neden sorgulayabiliyorsun? Bunu sorsam ne dersin? Yani yokluk yerine bu varlık neden? Varlık neden? Güzel soru bunlar. Bilmiyorum yani niye var, ne gerek var, gerek var mı? Gerek var mı ayrıca yani? Yani kendi kendine gerçekten bu olabilir mi? Hani dedin ya ben ateistim, ateizm yaratıcının yokluğunu kabul ediyor. Yani kendi kendine bir şey yokluktan varlığa gelip senin bu beynin oluşturma, sorgulama yeteğini verebilme, iradeni oluşturabilme, düşünce sistemin, vücudundaki simetriler, alemdeki düzen, ya bütün her şeyi gerçekten kendi kendine olmuştur bir şekilde deyip bırakabilir miyiz? Bütün her şeyi bir yaratıcı göstermiyor mu? Ne diyorsun? Ya ben şeyi anlıyorum. İnsanlıkta bir inanç ihtiyacı var. Bir şeye inanıp daha iyi bir insan oluyorlar. İyinin kavramı nedir onu ben bilemem artık da. İnsanda bir inanç ihtiyacı var. Bende o yok mesela. Bende bir şeye inanma ihtiyacı yok. Ben bir şeye inanmaya ihtiyaç duymuyorum. Kendi hayatımı yaşarken ben bir şeye inanmam lazım diye bir ihtiyaç duymuyorum kendime. Bir gerçeklik varsa gerçeğe gerçek deme, doğruya doğru deme insanın fıtratında var yine. Yani senin bir şeye ihtiyaç duymuyor olman sonuçta onun varlığını değiştirmiyor. Yokluk diye bir sistem olabilirdi ama yokluk yerine neden varlık diye bir alem var? Yani yok yokken kendi kendine varlığa çıkamaz. Elbet iradeli birisi bütün bunları tercih etmesi lazım. Bir de sende de akledebilme, bende de akledebilme yeteneği var ve burada araştırıyoruz. Neden böyle bir şey var? Eğer bir yaratıcı yoksa, bunları işte araştırma üzerine bizi dedektif olarak yaratan bir yaratıcı yoksa, Allah yoksa, ya nasıl olur da bu alem oluşabilir? Şimdi şöyle abi, benim kendi kafa yapıma göre eğer ben yanılıyorsam bile, ki ben ateist olabilirsin abi, yanılma ihtimali sıfırdır. Ama yanılıyor olma ihtimalimi göz önünde bulundurabilirim. Tamam, yanılıyorum, tamam diyelim. Ben yine cennete girerim abi. Niye? Çünkü bana bahşedilmiş olan kafayı kullanıyorum. Ateist olarak gerçekten bir ihtimal kabul edebilirim diyorsun. Yani sence mesela ihtimal nedir? Bir cennetin cehennemin olması, bir Allah'ın olması. Her şey olabilir. Sence bu ihtimal kaçtır? Yüzde kaç dersin mesela? Yaratıcının varlığı ve işte cennet, cehennemin varlığı. Yaratıcı, bütün dinleri katarsak %40-60 var derim. Hani negatiflik bırakmak zorundayım orada. Yani %40 olarak bir yaratıcı vardır mı diyorsun? Olabilir de olmayabilir de. Ben yanılıyor olabilirim. Ben çok... Ben insanım ben. Ben koca evrenin içinde ufacık toz zerresiyim yani. Belli olmaz o iş. Güzel, benim aklım ermez buna. Güzel ama şunu söyleyeceğim. Aklım ermez diyorsun ama burada aslında bir şey var. Yani mantıksal bir çelişki var. Nedir? Çünkü ateizm de hayırı kabul etmektir. Doğal olarak hayırı kabul etmek ne oluyor? Yani bir kararı vermek oluyor. Bir şeyin yokluğunu ispatlayamaz. Ama yoklukla varlığın ortası var mıdır? Yoktur, ortası yok. O zaman işte bak bir yerde i̇şte durman lazım. Demiyorum. Ben de şunu soruyorum sana samimiyetle. Dedin ya yokluk varlık ortası yok. Tamam. Yokluğun da ispatı yok dedin. Evet yok. O zaman diyorum ki hiçbir zaman ispatın olmadığı yerde mi durmak daha mantıklı? Yoksa en azından günümüzdeki mantık çıkarımlarıyla aklen, mantıken, belki hissen, belki fıtraten delilleri kabul edip varlık sahasında durmak mı daha mantıklı? Yani mutlaka bir yerde duracaksın. Yokluk kısmında ispat imkanı bile yok. Varlık kısmında en azından delil getirme ihtimali var ve deliller var. Abi ben her zaman ne olacağım biliyorsun? Ben her zaman varlığın ispatını bozmaya çalışan adam olacağım. Bir nokta onun birini sorgulaması lazım. Ben hep o çizgide kalacağım. Ben de zaten akli noktada çıkarım yapmayı seven birisiyim. Yani İslam'ın verdiği bilgilerle hep akli ve mantıki gitmeyi seviyorum. Dedin ya hani ateist olarak ölsem bile Allah beni cennete koyacaktır. Değil mi? Evet. Ben de diyorum ki bunun olabilmesi için
bariz olan, açık olan yaratıcının varlığı noktasını kabul etmen ve Kur'an'ın getirdiği yüzlerce delille beraber Kur'an'ın doğruluğunu kabul etmen lazım. Çünkü bilgi geldiği halde, ispatı gördüğü halde kabul etmeyince o zaman ödülü kabul etmek de çok mantıklı, mümkün olmuyor. Ama birisine bilgi gitmemiştir. Keza İhsan bunu söylüyor. Birisine bilgi gitmediyse diyor sorumlu değildir. Ama birisine bilgi geldiyse doğal olarak onu kabul etmek gerekir diyorum. Yani ödülü beklemek için imtihandaki şıkkı işaretlemek lazım. Herkese giden bilgi yanlış olabilir. Bilemeyiz ki. İspata bakacağız o zaman. Bilginin kaynağına ve doğruluğuna bakacağız. Mesela İslamiyet'te kaynaklar vardır. İstersen şöyle yapalım. Mantıklı bir ispat sunsam sana, aklı bir ispat sunsam, yaratıcının varlığını kabul edip Müslüman olur musun? Tamam abi sun. Kanıt, ben her zaman okuyayım kanıta. Şimdi biz İslamiyet'in doğruluğunu ve Allah'ın varlığını aradığımızda elimizde 4 tane temel kaynak var diyebiliriz. Nedir bu 4 temel başlık? 1. Evren delili, yani evrenin varlığı. 2. Fıtrat delili, yani insanın bizzat yaratılışından gelen yaratıcıyı bulma ve kabul etme isteği. 3.'sü Kur'an-ı Kerim. 4.'sü de Sünnet-i Seniyye, yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bizzat hayatı. 1. olarak evrene baktığımızda, evren başlığına, evrenin her detayı bize bir yaratıcıdan bahsediyor ve yaratıcının birliğinden bahsediyor. Aynı İslamiyet'in söylediği gibi. Evrene bakıyoruz. Evrende her şeyde bir düzen var. Düzenle beraber bir tazelenme var. Tazelenmeyle beraber de bir amaçlılık var. Yani evren bize 3 aşamada ispat üzerine ispat sunuyor. İnsan aynaya baktığında bile kendinde o simetriyi, düzeni fark edebiliyor. Gözlerin uyumu veya altın oranın varlığı gibi. Evrene bakalım. Güneşin ve güneş sisteminin ve galaksilerin uyumuna hepsinde bir düzen, bir intizam var. Zaten fizik dünyası bize bunu sunuyor. Ne diyor? Fizik sabitleri diye bize başlık veriyorlar. Yüzlerce fizik sabiti var ve en ufak bir değişimde evrende düzenden bahsedemiyorsun. Evrenin varlığından bile bahsedemiyorsun. Biyolojiye de baktığında, kimyaya da baktığında veya fiziğe de baktığında bunu görebiliyorsun. Her yerde düzen var. Düzenin varlığı düzenliğini gösterir. Çünkü düzenli bir iş yapmak ilim ile olur, irade ile olur, hayatla olur ve kudretle, güçle beraber olur. Demek ki bütün düzen, evrendeki düzenli işleyiş bir yaratıcıya net olarak işaret eder. İkinci olarak bu düzen sürekli tazeleniyor. Mesela saniyede 50 milyon tane hücren yenileniyor ve her yenilenmede düzen devam ediyor. 10 bin al yuvar yaratılıyor her saniye. Her yaratılmada düzen ve işleyiş devam ediyor. Yani tazelenmeyle beraber düzen de korunuyor. O zaman diyorum ki inandığımız yaratıcı İslamiyet'in söylediği gibi sürekli kontrol halinde, sürekli yönetim halinde. Üçüncü olarak da bir amaçlılık var. Her şeyde bir amaç. Sinekte bir amaç, arıda bir amaç, insanda bir amaç, bulutta bir amaç, yıldızda bir amaç. Ki amaçlılıkla iş görmek ancak yine ilim ile olabilir. Doğal olarak tesadüfen kendi kendine bunlar olamaz. Arkasında amacı gözeten ilim sahibi bir zat olur diyor. Yani evren bana çok net bir şekilde Allah'ı göstermiş oldu. İslamiyet'in sunduğu gibi. İkinci başlıkta fıtrat demiştik. Fıtrat delili de nedir? İnsan doğuştan gelen bir yapıyla yaratıcıyı kabul eder. Mesela kafanın arkasından bir üzüm salkımı sana uzatılsa hemen üzümü yemezsin. Hemen arkanı çevirirsin, dersin ki ya bu üzümü kim uzatıyor diye sorarsın. Doğru mu? Tamam, evet. Yani bu fıtraten gelen arkasındaki yapanı sormadır. Yani fiilin arkasındaki faili bulma insanın fıtratında olan bir şeydir. Gibi insan da evrene baktığında ne yapıyor? Fıtraten ya bunları yapan kim diyor. Bir masa gördüğünde marangozu kim diyorsun. Güzel bir yazılı defter gördüğünde ya bu güzel yazıyı yazan kim? Kim yazdı bunu diyorsun sınıfta. Bunun gibi de evrendeki işleyişe bakınca, kendine bakınca da kim yaptı diye insan fıtraten soruyor. Oxford Üniversitesi'nde Profesör Justin Barrett isminde birisi 57 akademisyenle beraber 20 farklı ülkeye gidiyor. Çocuklar üzerinde deney yapıyorlar inançla alakalı ve bir bakıyorlar çocuklar doğuştan gelen bir sistemle bir yaratıcıyı, doğaüstü bir gücü kabul ediyorlar. Tek bir yaratıcı vardır diyerek onu kabul ediyorlar. Fıtrattan gelen bir yaratıcıyı kabul etme var. Üçüncü olarak ne dedik? Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim'in içerisindeki deliller de bize bir sürü delille İslamiyet'i söylüyor. Bir benzeri getirilemiyor. Düşün, bir kitap var, diyor ki bir benzerini getirin. Hiç kimse bir benzerini getiremiyor. İnanılmaz bir şey yani. Hiçbir insan toplansa bile benzerini getiremiyor. Bu iddia 1400 yıldır devam ediyor. İkincisi 600 sayfa olmasına rağmen kolaylıkla ezberlenebiliyor. Küçük yaştan büyük yaşa kadar, farklı dillere kadar. Üçüncü olarak baktığımızda içerisinde gaybi mucizeler var. Yani gelecekten haberler var. Ne gibi? Rum suresindeki örnek gibi. Gelecekten bahsediyor. Rumlar mağlup olmalarına rağmen ileride galip gelecekler diyor. Çok kısa bir süre içerisinde ve 9 sene sonra Rumlar galip geliyor. Yani ileriye yönelik bir iddia, kısa bir süre için iddia var ve gelecekten doğru bilgi veriyor. Tarihi kaynaklarla ispatlanmış bir şekilde. Toplumu en iyi yöneten sistem getirmesi, mesela zekat sistemi getiriyor, toplumdaki adaleti sağlıyor, faizi yasaklıyor, zenginin çok zengin olmasını
fakirin çok fakir olmasını engelliyor. Toplumsal düzeni sağlıyor. Bunun gibi Kur'an-ı Kerim en doğru bilgilerle yine ispatını yapmış oluyor. Dördüncü maddede de Peygamber Efendimiz'i söylemiştik sallallahu aleyhi ve sellem. Onun hayatı da bize delil oluyor. Ne gibi? O kadar kısa sürede o kadar büyük bir değişimi yapıyor ki hiçbir filozofun, hiçbir psikoloğun yapamayacağı o değişimi yapıyor. Çok kısa sürede toplumu baştan başa değiştiriyor. Mesela insanlar çocuklarını diri diri gömecek, kızlarını diri diri gömecek bir yapıdayken bütün hepsi, bütün ümmete, bütün dünyaya öğretmen olacak bir konuma geliyor. O zaman diyoruz ki bu kadar büyük bir değişimi yapması elbette kendi başına olamaz. Söylediği sözler demek ki vahiydir diyoruz. Bu değişimi ancak vahiyle olabilir diyoruz. Mesela sigarayı bıraktırmak için günümüzde bile milyarlarca dolarlar harcanıyor ama o alışkanlıktan insanlar vazgeçirilemiyor. Doğru mu? Evet. Ama bir bakıyoruz yüzlerce alışkanlık çocuklarını gömmedir, birbirlerine zarar vermedir. Yerine bir karıncayı bile ezemeyecek hale gelen insanlara dönüşüyorlar. Demek ki diyoruz ki peygamberlik delili de hayatı da yine doğruluğuna delildir. O zaman temel olarak toparlarsak 4 farklı adımda bir yaratıcının varlığını kabul etmek, Müslüman olmak istemez misin? Ne diyorsun? Abi ben bu noktada ne yaparım biliyor musun? Eve giderim. Bak oradan cımbızladım. Justin Barrett dendi değil mi? Justin Barrett kimdir abi? Nerede ne yayınladı? Ne yaptı? Kitabı da var. Kitabı da var. Tamam. Bunu önce bir araştırmak lazım. Tamam. Bir noktada bence şey teslim olacak artık şey. Yani dinler yok olmaya başlayacak yavaş 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 yavaş. Hani daha böyle hani karma, astroloji falan bu inançlara gelecek. Ondan sonra daha da ondan yok olacak farklı bir şey. Yani ondan sonrasını bilemeyeceğim artık ama bir noktada inanç sistemleri değişmesi lazım. Yani biz burada şeyi tartışıyoruz. İnancı kanıtlamaya çalışıyoruz. Bir kere olmaz. Bir inanç dediğin şey bende yok. Sende var. Senin dediğin şey de kalbinden geliyor abi. Ama ben mantık üzerine de konuştum. Kalbimden de geliyor. Fıtrat delili diyebilirsin. Ama mantıkla da konuştum. Yani şunu söyleyeceğim ama. Delilleri tekrar bir hatırla. 4 maddeyi. Evren delili sunduk. Düzen, tazelenme ve amaçlılık. Bunlar bir yaratıcı gösteriyor dedim. Mantıken dedim. Kalben sana bir hissi bir şeyden bahsetmedim. Kur'an-ı Kerim'deki mucizelerden bahsettim. Peygamberin hayatından bahsettim. Yani 4 farklı delille bir yaratıcının varlığı açık olarak görünüyor. İslamiyet'in söylediği gibi açığa çıkmış oluyor. Bu bahsettiğimiz delilleri baz alırsan o zaman ne diyeceksin? Ha bak şu an benim kafamın içinde bir şalter var. Bir yerlerde, dipte bir yerde bir şalter var. O şalteri kaldırman için geriye gideceksin. O iki tane hidrojen atomunun çarpıştığı noktaya geleceksin. Orada bir açıklama yapacaksın. Ondan sonrası bana artık komik gelmeye başlıyor. Bu orada bir adam var kameranın dışında şu an. 12 senelik arkadaşım. Bu adam koyu Müslüman, ben ateist. İlkokuldan beri böyleydi. O adam beni o çizgiden geçiremediyse hani bir noktada kimse geçiremez ama niye kendini kısıtlıyorsun ki? Hayır, şey oluyor böyle. Bir noktada olay şeye bağlanıyor. İnsan kendi yaşamak istediği hayatı yaşıyor ve orada kalıyor yani. Sen bir şeyin hissi noktada kabul edilip edilmemesinden bahsediyorsun. Ama benim bahsettiğim şu. En başta dedik ya, yokluk ve varlık var. İkisinin ortası yok. Yokluğun ispatı da mümkün değil. Varlık alanına baktık. Burada da ispatlara odaklanalım dedik ve ben sana onlarca delil sundum. Onun için yani başka belki arkadaşınla 10 senedir konuşuyor olabilirsin ama şu anda sen ispatla artık karşılaşmış oldun. Mantıki ispatları onlarca görmüş oldun. Ben de diyorum ki bunlar zaten çürütülemez ve akli ve mantıki deliller, hissi de değil. O zaman bu noktada varlığı seçmek hem mantıken hem hissen hem de doğruya doğru deme fıtratıyla olması gerekendir diyor. Ben dedim ya en başa gidip hidrojeni göstermen lazım diye. Oraya gitmeye de gerek olmadan zaten az önceki bahsettiğim düzen, tazelenme ve amaçlılık hala devam ediyor. Bir ağaca baktığında, galaksilerin sistemine baktığında, fizik sabitlerine baktığında bütün düzenli işleyişi görüyoruz. Çekim oranı, çekim sabiti o kadar ince hassas değerdi ki 10 üzeri 60'ta birlik bir değişimle kainattan bahsedemiyorsun. Veya kainatın genişlemesi o kadar hassas bir seviyede genişliyor ki 10 üzeri 120'de birlik bir değişimde kainattan yine bahsedemiyorsun, sistem çöküyor. Yani atomik parçalarda da mükemmel bir düzen var. Fizik dünyası zaten bunu net olarak kabul ediyor. Bunu da gidip araştırabilirsin istersen. Keza Kur'an-ı Kerim hala okuyabiliyorsun, hala benzeri getirilemiyor gibi gibi. Olayın özü dönüp dolaşıp aynı şeye geliyor. Her şeyi kontrol eden, evreni kontrol eden, irade sahibi, yokluktan varlığa, alemi yaratan. Çünkü yok yokken kendi kendine pat diye varlığa gelmez. Çünkü zaten yoktur. Ama yokluktan varlığa maddeleri çıkaran irade sahibi, bir zatı kabul etmek gerekir diyorum. Olabilir abi, bilemeyeceğiz bunları. Bir de şöyle bir şey var. Şu an sen benim burada konuşarak ben ateist adam, beni Müslümanlığa çekemezsin. Ama ne yapabilirsin? Kafanı merak uyandırabilirsin. Ben bunu bir senelik bir süreçte araştırırım ve derim ki abi tamam
Benim yolum bu. Tamam, gidebilirim. Bunlar güzel şeyler. Sen de bir merak uyandırabilir. İnşallah öyle olur. Yani zaten ben onun için hani beraber muhabbet edelim diye söylüyorum. Yoksa burada gel Müslüman olacaksın falan. Böyle bir şey demiyorum. İstersen yani gerçekten araştırmadaysan ben bu noktada ispatlar sunmak istedim. Belki bugün olmaz. Belki yarın olur. Belki gittiğinde araştırırsın. Bu sorulara maksat cevap arayan insanlara bunları ulaştırmak. İnşallah sende böyle bir değişim olur. Peki ne diyorsun yani? Bugün böyle bir değişim oldu mu? O en başta dedim ya yüzdelik, %40 gibi diyordun. Ya tekrar bir merak uyandı mı? Yüzdelik arttı mı? Abi ben hayatım boyunca araştırıyorum. Hayatım boyunca araştırmaya devam edeceğim. Bu uzun bir süreç. Belli olmaz. Sen görmeyeceksin büyük ihtimalle ama belki bir şeyler değişir hayat. Sen de öleceksin, ben de öleceğim. Kabirde ben de tek kalacağım, sen de tek kalacaksın. Doğal olarak inanıp inanmamak seninle alakalı bir mesele. Belki buradan ayrıldın, giderken öleceksin. En azından varlık çizgisinde dur. Mantıki delillerle beraber diyorum zaten bu tarafta dur. Daha mantıklı değilim. Bunlar dediğim gibi çok uzun saatler, çok uzun kağıtlarla, denemelerle, makalelerle anlatması gereken şeyler. Onlar uzun iş. Yani böyle ayaküstü röportajlar yapılmaz. Ya inşallah tohum olmuştur diyelim o zaman. İnşallah sen araştırmana devam edersin. Kendine iyi bak. Ben memnun oldum. Kardeşlerim bugün de röportajımızı bitirdik. Bazen Kadıköy, bazen Beşiktaş, bazen de Taksim'deyiz. Birçok yerde Allah'ı anlatmaya devam ediyoruz. Siz de kanala abone olarak ve videoyu paylaşarak bu hakikatlerin daha çok yayılmasına vesile olabilirsiniz. Bunu istememizin temel sebebi hakikatlerin daha çok insana ulaşması.